Şimdi bu isyanla bağlantılı dedik iki mahkeme kurulmuştu. Biri Diyarbakır, Elazığ'daydı yani daha sonra Diyarbakır'a intikal edecek. Biri de Ankara'da kuruldu. Orada görev yaptı. Ankara'da kurulan mahkemede dönemin en önemli, en önde gelen, en ünlü gazetecilerinden Hüseyin Cahit Bey. Daha sonra Yalçın soyadını alacak. Yargılandı. Yargılanmasının sebebi biraz garipti arkadaşlar. Takrir-i sükun kanunu Şeyh Said isyanı bahane edilerek çıkartılmış ve e, tek parti döneminde diktatörlüğün resmileştiği, kurumsallaştığı kanundur. Yani basını ve bütün siyasi faaliyetleri susturma anlamına gelen takrir-i sükun kanunu. Bu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle dönemin ünlü köşe yazarı Hüseyin Cahit Yalçın Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Ama kendisine yöneltilen suçlama, yargılama sebebi son derece ilginçti. Köşe yazısı yazmayı niçin bıraktığı yargılama sebebi oldu. Evet yanlış duymadınız, bir yanlış anlama da yok. Çünkü böyle durumda beklenir ki işte yazmış oldu ve dönemin yönetiminin hoşuna gitmeyen siyasi nitelikli köşe yazılarından, onlarda siyasi bazlı suç unsuru bulunduğundan işte mesela halkı hükümete yönetime isyana teşvik etmek ve benzeri gibi normalde bir gazeteci, bir muhalif gazeteci mahkemeye çıkartılır, yargılanır ve sonuçta ceza verilir. Yanlış anlamadınız, yanlış duymadınız. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Hüseyin Cahit Bey'e yöneltilen suçlama yazdığı ve yönetimin hoşuna gitmeyen köşe yazıları değildi. Takrir-i Sükun Kanunu üzerine niçin? Köşe yazısı yazmayı bıraktığı idi. Tarihte bunun başka bir örneği var mı bilmiyorum. Tahmin etmiyorum. O yüzden Hüseyin Cahit Bey savunmasını yaparken dedi ki yazı yazmanın suç olduğunu fakat yazı yazmamanın suç olmasını anlayamadığını ifade etti. Yazı yazmak dedi evet suç olabilir. Ama yazı yazmamakla bir insanın nasıl suç işleye, işleyebilmiş olduğunu anlayamıyorum. Ve sonuçta böyle kişilik itibarıyla da çok köşeli dik kafalı birisidir. Cesur birisidir. Hemen belirtelim. Ateisttir, İslam düşmanıdır. Ayrı. Ama kişilik anlamında siyasi kişiliği itibarıyla da böyle bitip Savunmasının sonunda mahkeme heyetine açık açık yazı yazmama hürriyetinin var olup olmadığını sordu. Evet arkadaşlar gene yanlış duymadınız, yanlış anlamadınız. Modern çağlarda bütün dünyada bu anlamda çok yoğun kullanılan kavram yazı yazma hürriyeti kavramıdır. Hüseyin Cahit Yalçın kendisine yöneltilen bu uçuk suçlama nedeniyle dedi ki mahkeme heyetine bu memlekette yazı yazmama hürriyeti var mı? Savcı idamını istedi. Savcı idamını isteyince Hüseyin Cahit Yalçın tarihe geçecek meşhur sözünü söyledi böyle bir mahkemede mahkum olmayı, hakim olmaya tercih ederim. Neticede Çorum'da ömür boyu sürgüne mahkum edildi. Bir iki sene hatta birkaç ay sonra anlaşacak sürgün cezası kaldırılacak ama mahkemenin verdiği resmi ceza da bu oldu arkadaşlar.